Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyüne geldik. Yenice ilçe merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta yer alan Nevruz köyünü gezeceğiz bugün. Rahmetli iş insanı İbrahim Bodur'un köyü aynı zamanda burası. Şimdi gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız Nevruz köyünü birlikte gezelim. Yılında Atatürk'ün beraberinde misafiri İran Şahı Rıza Pehlevi ile bu yoldan geçerken burada durarak köylülerle sohbet etmiş. Farsça'da yeni gün anlamına gelen Nevruz adını köye vermiştir. Bu suretle 1934'ten itibaren Mavruz köyü Nevruz adını almıştır. Merhaba amca. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi, Allah'a şükür iyiyim. Şimdi amcacığım, öncelikle seni bir tanıyalım. Hasan Hüseyin Valdemir. 1932 doğumlu. 91 yaşında. Eskiden köy yerleri biraz aşağıdamışmış bizim. Eşyalardan korkusuna buraya yukarı çekilmişler. İkinci köy olarak burası tanınıyor yani. Hı hı. Dedelerimiz babalarımız burada yaşamış hep. Evet. Ya babam 83 yaşında öldü. Ben 91 yaşındayım. Neredelermiş daha önce aşağı dediğin yerde? Aşağıdan şimdi buradan Çanakkale Balıkesir'e bir yol geçiyormuşmuş. Eşkıyalar oradan geçiyormuş. Eşkıyalardan kaçmışlar buraya, yukarı çekilmişler. Köyü değiştirmişler. Biraz İbrahim Bodur'u da anlatabilir misin? Nasıl birisiydi? İbrahim Bodur çok sahabetli bir adamdı. Benim arkadaştı, beni çok severdi. Şimdi babam eşyalık zamanında muhtarmışmış. İbrahim Bodur'un dedesinden çok buralarda eşkıya geliyormuş, eşkıya biniyormuş Çerkezli ata. Kimde silah var, kimde para var, çok dövüyorlarmış. Babamı falan dövmüşler cami yanında muhtar diye. Çok çile çekmişler. Ondan İbrahim Bodur çok severdi beni. Köye de bayağı katkısı olmuş. Okul yapmış, cami yapmış. Çok kaç tane cami yaptı, kaç tane okullara yardım etti. İş kurmuş, insanları çalışmış, işlerini... Burada biri bir şey geldi mi bana söylettilerdi. Ben bir şey söyledim yapardı. Ne güzel. Ben orak zamanında çıktı geldi buyu. Ne yapıyor, ne iş yapıyorsunuz? Dedim ben gençler orak pişmesi böyle bilmiyor şimdi dedim. Bekten de makine var, makine pişecek de pişirecek biri geldi. Bizim köyde makine yok muydu? Yok dedim ben de, Allah'ın bir makine dedi. Hemen benim bir sözden döver pişer hemen şeye, neredeyse döver pişer bir telefon etti. Döver pişer geldi buraya hemen. Döver pişer aldı köve. Neydi? Yani çok sahabet dedi. Çok muhabbetler yapılırdı eskiden. Şimdi yapılmıyor. Şimdi televizyonlar var. Herkes elinde şey hep böyle. Eskisi gibi yok yani. Eski muhabbet yok. Misafirlere hürmet edilirdi. Eskiden misafirler geldi. Cami yanında onları yemek çıkardık bir sırıyla. Misafirleri doyurduk. Bu uzak köylerden yenici mahkeme geldiler. Burada kaldılar. Cami damı vardı orada. Eşeklerin hayvanlarını cami damında doyurduk. Saman götürdük. Karınlarını da doyurduk. Camide burada her akşam köyde yemek çıkardı. Şu karşıda gözüken yer Yenice merkez. Yani ilçe merkezine çok yakın bir mesafede, 3 kilometreymiş. Gördüğünüz dağlar da Kaz Dağları. Kaz Dağları'nın uzantısı burası. Bizim köyde fazla şey yok. Hayvancılık, ziraat yok. Yok değil mi? Evet. O zaman genelde emekliler var köyde. Hepsi emekli köy.
Köyün hepsi emekli. Hepsi genelde emekli. Nereden emekli olmuşlar? Tarımdan mı yoksa? Yok, fabrikalardan. Fabrikadan emekli oldular. Evet. Bu gıda sanayi fabrikası var kana. Biber, domates bunlar çok ekilirdi. Daha önceden tütün de vardı. Tütünler şimdi battı. Tütünler artık şey yapmıyor, devlet almıyor. Önceden devlet alıyordu. Önceden tütüncülük de vardı, yenice de. Tütüncülükten gelmez zaten bu köy. Evet, evet. Ondan sonra işte biber, domates yaptı millet, tarım. Burada emekli oldu millet. İşte şimdi gençler de fabrikalarda çalışıyor. Böyle idare ediyorlar işte. Evet arkadaşlar, şimdi Nevruz Köyü meydanındayız. Hemen köy meydanına geldiniz de rahmetli İbrahim Bodur'un köy meydanında bir evi var. Yine köy meydanına da İbrahim Bodur ismi koyulmuş. Nevruz Köyü Camisi de yine İbrahim Bodur tarafından yapılmış. Şimdi köy meydanını sizlere göstereyim. Köy camisini görüyorsunuz ve köy kahvesini biraz da göstereyim. İçeride kahveyi işleten abimiz var. Ondan da birkaç cümle alalım kendisinden. Geldiniz, sefaları getirdiniz. Hoş bulduk. Senin öncelikle bir tane. Ahmet Aslan. 3-4 yıldan beri kahvecilik yapıyorum. İki kahvemiz var. Ben de böyle belli saatlerde açıyoruz kahvemizi. Hayat böyle böyle yuvarlı gidiyoruz. Evet. Diyeyim yani. Başka peki köyde bir bakkal, market? Maalesef. O Yenice'miz yakın olduğu için 2-3 kilometre mesafede Yenice'miz var. Yenice yakın olmasından dolayı markettir olsun, bakkal olsun falan öyle şeyler maalesef duyuyor. Yakın olmasından kaynaklı. Peki bir ulaşım aracı var mı mesela? Ulaşım aracımız 5 dakika önce işçi arabamız var. Çanakkale seramik fabrikalarına işçileri getiren. Biraz önce de 5 dakika önce hareket etti. Onunla gidiyorlar. Çoğunlukla herkesin vasıtası var, aracı var. Yakın olması da hatta yayan bile yürüyüş spor maksadıyla 3-4 yıldan beri de kahvecilikle meşguliyetimizi sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyde mi yaşıyorsunuz? Köyde yaşıyorum, evet. Köyün geçim kaynağı nedir abi? Köyün geçim kaynağı eskiden çiftçilikti. Şimdi biz burada tütün biber yetiştiriyorduk ama artık hani bu kalmadı. Köyümüz sadece bir emekli köyü oldu sanki. Ha şöyle, hepimiz hayvan maralmıştık ama hobi amaçlı gibi böyle sanki. Kaç hanedir köyünüz şu anda? Ya da geçmişte mesela kaç haneydi, kaça düştü? Vallahi şu anda bizim köyümüzde 350-400 kişi falan yaşıyor herhalde. 100'e yakın var mı? 100 hane civarında tabii. 100 hane. Evet evet, orada. Ama eskiden biz okula gittiğimizde 90 tane çocuk okula gidiyorduk ya o zamanlar. Bu köyde değil mi? Tabii tabii. Şimdi okulda çocuk kalma, okullar kapandı. Şimdi köyde okul var ama taşımalı eğitim görüyorlar. Anladın taşımalı mı? Eğitim görüyorlar. Peki köyünüzün en önemli özelliği nedir abi? Mesela size sorduklarında ya köyünüz nasıl bir yer? Mesela birilerine anlattığın zaman köyün en önemli özelliği nedir? Vallahi köyün en önemli özelliği bizim burası güneyli olmasından dolayı bu hani bahçe, meyve sebze diğer köylere göre bizim köyümüzde 15 gün önce çıkar. Hani sabah güneş ilk görüyor, batıncaya kadar güneş görüyor. Hani şu karşımızda Yenice var, Seyvan Köyü var. Aynı sebzeyi bugün dik. Bizim bir 15 gün önce park atar onlara. Sizin bir de Güney Cephe. Güney Cephe, evet. O karşı köylere falan 15 gün park atar. Aynı günde eklemiş şey yani. Halk eğitim merkezi var köyde hemen. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz bu kurstan bahsedebilir misiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Kursiyerlerim normalde kurserinde köylünün isteğine ve talebine uygun çalışıyoruz. Hani bindallı göründüğü gibi. Makine nakışı, el nakışı, dikiş. Karmalara kurs veriyoruz burada. Ama bu üzücü olay başımıza geldiği için hani kursiyerlerimle düşünerekten hep birlikte depremzedeler için bir şey yapmaya çalıştık. Kendi aramızda para topladık. Katkıları tabii dışarıdan da katkıları oldu. Şöyle eşofman takımları yaptık çocuklar için 10 yaş ve 6. İnşallah artık bugün tamamlamayı düşünüyoruz. Yani baya baya yarımlandı.
şuradaki kıyafetlerimiz falan, hı hı, yelekler falan toparlayıp temizliğini ve ütüsünü yaptıktan sonra artık son bugün, yarın tamamlamayı düşünüyoruz. Peki normalde bu kurs ne zamandan beridir mesela köyde var? Daha öncesinde neler yapıyordunuz? Biraz amacından da bahsedelim. Biz Ekim ayında başladık. Evet, Ekim ayında başladık. Bayanların dikiş öğrenme isteğiyle halk eğitim merkezine müracaat ettiler. Benim de şartlarım uygun. Dikiş öğretmeni oluyorum. Usta öğreticim ücretli. Kurs yerini temin ediyoruz. Müdür beyin katkılarıyla kursumuzun açılmasında bir mahsur olup olmadığı inceleniyor. Olurlarımız olduktan sonra köylere kurs veriliyor. Aynı şekilde Nevruz için de böyle oldu. Kendi makinalarını getiriyorlar. Halk eğitimde varsa alıyoruz. Tabii merkezimiz de çok yoğun. Orada da merkez binasında çok kurslarımız var. Biz köylere gidip gelenler çokçası ücretli usta öğretici olarak da. İşte halkın talebini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hı hı, yani dikişlerini, nakış isterlerse nakış, ne isterlerse. Evet, teşekkür ederiz. Çok biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şöyle de bir içeriği gösterelim. Aynı zamanda hocamızın da bahsetmiş olduğu gibi depremzedeler için buradaki kadınlar şu anda çalışıyorlar. Evet, evet. Buradaki ürünleri de deprem bölgesine gönderecekler. İnşallah. Şöyle. Konuşabilir, öğrenirler. Kim konuşmak ister? Aysel abla var. Aysel abla. Buyurun. Evet, senden de birkaç cümle alalım böyle. Tamam. Biz burada Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kurs, kendimiz istedik kursu. Halk Eğitim Müdüründen. O da sağ olsun bizi Ayşe hocamızı gönderdi. Ondan dikiş öğrendik. Kendi makinelerimizle. Bir şeyler diktik kendi çapımızda böyle. kendimize. Tolu, çocuğu, çanta, dikiş, bir şeyler. Sonundan da böyle deprem olunca Allah gene ki kimseyi göstermesin. Allah razı olsun hocamızdan da böyle bir fikir düşündük kendi kendimize. Kendi çapımızda depremzedelere bir kıyafet dikelim. Çocuktan başlayalım dedik. Köyümüzün de katkıları oldu çok. Allah razı olsun onlardan da. Devam ediyoruz. Bugün inşallah bitireceğiz ama bunun devamı gelecek de dikiş bu. Depremzedelere biraz daha çalışma yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Neler yaptınız mesela deprem bölgesi için? Deprem bölgesine çocuklara takım tiktik, eşortman takımı tiktik. Böyle yelek tiktik. Kumaşlarımızı hocamız çok güzel değerlendirdi. Takımlarımız şöyle. Bir de köyümüze de geleni oldu. O depremzede tarafından, deprem bölgesinden bir gelinimiz var burada. Onlara da misafir gelmiş. Onların da çocukları varmış. 3 tane onlara da verdik. Çok sevindiler. Gittiler o insanlar burada. Kızları vardı. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Kendimiz de seviyoruz. Çok beğenerekten yapıyoruz. Gönüllü, bazen de seviyoruz. Okşuyoruz gönüllü bunları. Olarak, kimler giyecek gönüllü diye. Gönüllü olarak yapıyoruz. Evet, aynen. Gönüllü çok olarak güzel. Gece gündüz çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz duyarlılığınız için. Size de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, şimdi köy girişinde yer alan İbrahim Bodur Ortaokulu'nun olduğu yerdeyiz. Tabii buradaki nüfus azaldıkça, gençler göç verdikçe bu okul da atıl kalmış, öğrenciler azalmış köyde. Ama şimdilerde Nevruz Köyü kadınları kooperatifi kullanıyor. Bu kooperatifte birçok ürünler, el işi ürünler yapılıyor. Aynı zamanda Instagram adresleri var. Köylü kadınlarını desteklemek için kendilerinin sayfalarını takip edebilirsiniz. Oradan onların sayfasından bu köyde üretilen ürünleri satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız Nevruz Köyü kadınlarını birlikte tanıyalım. İçeri doğru ilerleyeceğim. Şimdi Nevruz Köyü kadınlarının kurmuş olduğu kooperatifteyiz. Burada ne yaptıklarıyla ilgili bilgiler alacağız hocamızdan. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Hocamızdan öncelikle bilgiler alalım. Sizi tanıyalım kısaca. İsmim Nebahat Kazılcan. Halk eğitimde usta öğreticiyim. 3 yıl oldu kooperatifimiz kurulalı. Kumaş dokuyup kendi ürettiğimiz kumaşla elbise, kimono dikmeyi amaçlıyoruz. Tekstilde kullanacağız. Çanta, elbise, kimono. Kaz Dağları'nda yetişen endemik bitkileri işledik çantalara. Ürünlerimizi gösteririm birazdan size. Instagram'da sayfamız var. Nevruz Köyü Kadınları Siyah Kapya Biber. Acısıyla, tatlısıyla nasıl bakmak isterseniz logomuz o.
Oradan bizi takip edebilirsiniz. Ürünlerimizi oradan dükkandan sipariş edebilirsiniz Instagram'dan. Zeynep Bulur destekliyor bizi, Zeynep Hanım. Mentörümüz var Ayşe Akbaş. Onun sayesinde. Ediyoruz. Kahve altlı, sunum altlı diye geçiyor. Bunlara Kaz Dağları'nda yetişen endemik bitkileri işledik. Mesela bu civan perçemi, bu çam keki, hoda notu, sarı kız çayı. Kaz Dağları'nda yetişen endemik bitkiler bunlar. Bunlardan çanta da yapıyoruz. Ayraç yapıyoruz, kitap ayracı. Feritimiz, oyuncak. Şu kapı ağırlığı yine ferit. Deprem bölgesi için bahsettiniz. Ha, deprem bölgesine patik örüyoruz. Onları da içeride gösteririm size. Sakıp Sabancı Müzesi'nde de ürünlerimiz orada sergileniyor. Orada var ürünlerimiz. Ne güzel. Kadınların böyle üretim içinde olması bence örnek bir davranış. Hani diğer aynen. Köylere de örnek olur umarım. Şebnem Buhara. Sanatçının çizdiği horozumuz bu. Kimonolar var. Şöyle. Müslin kumaştan. Kollarında da bunun yine endemik bitkileri işliyoruz. Tasarım tamamen burada siz kendiniz mi? Tabii ki. Aynen. Çok güzelmiş. Kimono. Bunda civan perçemi vardır. Hepsinde kollarına böyle kendi işlerimizi işliyoruz. Bu patikleri şapka. De kadınlarımız deprem bölgesine gönderecekler. Aynen, onun için hazırlık aşamasındalar. Yine zaten halk eğitimdeki kadınlar da deprem bölgesi için bayağı ürünler şöyle yapmaya başladı. Endemik çantamız. Endemik bitkili çantamız. Çok güzelmiş. O endemik bitkileri de söyleyebilir misiniz isimlerini? Kaz Dağı'nda yetişen endemik. Kaz Dağı'nda yetişen endemik. Hoda notu, çam keki, civan perçemi, sarı kız çayı. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.